Gökbilimciler, bir mega küme oluşturma yolundaki 3 büyük galaksi kümesini ve Pandora kümesi olarak bilinen uzay bölgesinin daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarını gösteren en son James Webb teleskobu derin alan görüntüsünü yayınladılar. Kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen bir olguyu oluşturan, galaksi kümelerinin kütlesel birleşik maddesi sayesinde, arkalarında bulunan ancak görüş hattında olmayan, uzak galaksilerin ışığı görülebilir. Toz ve gazın ötesini Hubble'ın göremediği şekilde görebilen, James Webb teleskobunun güçlü kızılötesi cihazları kullanılarak, Pandora kümesinin şimdi detaylı incelenebilecek yeni ayrıntıları yakalandı. Daha resmi olarak Abel 2744 olarak bilinen Pandora kümesi, 3,5 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan, dev bir galaksi kümesidir ve en az 4 küçük galaksi kümesinin, 350 milyon yıl boyunca meydana gelen, bir araya gelmesinin sonucudur. Gökbilimciler, James Webb teleskobunun uzayın bu bölgesinin, kızılötesi görüntülerini daha küçük galaksi kümelerinin neden olduğu, birçok mercekleme alanıyla birleştirerek, uzayın enginliğini tek bir görüntüde sunan, bir derin alan görüntüsü yarattılar. Elbette teleskopla çekilmiş tek bir görüntü değil. 50 bin inanılmaz kızılötesi ışık kaynağı içeren, tek bir panorama oluşturmak için, birleştirilmiş 4 görüntüden oluşuyor. Yunan mitolojisinde Pandora, merakına yenik düşen ve dünyaya tüm kötülükleri salan, bir kutu açan ilk ölümlü kadındı. Umarız, James Webb teleskobu bölgeye bakarken, hoş olmayan bir şey serbest bırakmamıştır. Hubble daha önce çekirdeğini görüntülemişti, ancak Hubble kozmik gaz ve tozdan, kolayca geçemeyen görünür ışıkta ve, James Webb teleskobu çok daha kolay geçebilen kızılötesinde gördüğünden, James Webb diğer teleskoplara göre, kozmosun daha derinlerine nüfuz etme yeteneğine sahiptir. Görüntü, James Webb teleskobunun NIRCam cihazı tarafından yapılan, 30 saatin üzerindeki gözlemlerden ve 4 ila 6 saat süren pozlamalardan oluşturuldu. Ön plandaki bu parlak 6 noktalı yıldız, Samanyolu'ndaki gerçek bir yıldızdır. Ancak her zaman olduğu gibi, belirgin kırınım uçlarına, ışığın James Webb teleskobunun optik sistemleriyle nasıl etkileştiği neden olur. Görüntünün sağ alt köşesinde, ışık yayları gibi görünen, güçlü bir şekilde merceklenmiş yüzlerce uzak galaksi vardır. Bu galaksiler daha önce, Hubble tarafından bile görülmemişti. Kütleçekim bazı uç ve ilginç görsel efektler yaratabilir. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre, büyük kütleli gök cisimleri o kadar güçlü kütleçekimsel alanlara sahiptir ki, uzay zamanı kendi etraflarında bükerler ve uzayda yolculuk eden herhangi bir ışığın da etraflarında kıvrılmasına neden olurlar. Kütleçekimsel alan, başka türlü göremeyeceğimiz, uzak cisimlerden gelen ışığı büker ve büyütür. Bu büyütme, James Webb teleskobunun kızılötesi süper güçleri ile birleştiğinde, sadece kendi başına merceklemenin görmemize izin vermeyeceği, uzak galaksileri görmemize olanak sağlar. Bu yeni derin alanın, gökbilimcilerin uzayın bu bölgesini daha önce hiç olmadığı gibi, incelemelerine imkan vereceği anlamına geliyor. Yeni gözlemler şu anda analiz ediliyor ve bu yazı yayınlandığında, veriler küme içindeki yeni mesafe ölçümlerini ve dahil olan galaksilerin bileşimi ve hatta belki de galaksilerin erken evrende nasıl oluştukları hakkında ayrıntılar sağlayacak.